Biraz sonra yayınlanacak olan videomuzda Alzheimer'ın beslenmeyle ilgisinin ne olduğu, bizim hangi besinleri kullanırsak beynimizin daha pozitif yönde algılamasının ve işleyişinin iyi gideceği ve Alzheimer'a yakalanmış kişilerin ailelerine öğütler olarak nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili minik minik bilgiler vereceğim. Birazdan başlıyoruz. Bizimle kalın. Eminim ki bu bilgiler sizi mutlu edecek ve bir şekilde bu hastalığı yaşayan kişileri ve yaşamaya meyilli olan kişileri de engelleyecek bilgiler olacaktır. Yardımcı olacak bilgiler olacaktır. Bizimle kalın. Bize abone olmayı da unutmayın lütfen. Çıngırağımızı işaretleyin ki yeni videolarımızda size bilgiler gelsin. Başlıyoruz. Bazı şeylerin tarifi yok ne yazık ki. Bazı hastalıklarında nedeni, nasılı, niçini, nasıl ilerlediği yok. Tabii ki bu konuyla ilgilenen nörologlar, bilim adamları çok daha detaylı bilgiler veriyor, biliyor. Ve bunun durdurabilmek, ilerlemesini en doğru şekliyle kılabilmek için de elinden gelen tüm bilimsel çalışmaları yapıyor. Bizim burada aslında konumuz, kişinin beynini güçlendirecek, beyninin yapısını güçlendirecek besinleri onun hayatına sokmak. Bunlarla ilgili beslendiğinizde de diliyoruz ki, tabii ben sadece beslenme perspektifinden bakıyorum, onun üstüne basa basa söylüyorum. Diliyoruz ki böyle bir illetin eğer beslenmeyle ilgili bir yanı varsa onun daha geriye düşmesini sağlayacak besinleri sizin hayatınıza önermek. İşte bunların en önemlisi omega 3 içeren besinler. Omega 3 içeren besinler deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki balık geliyor. Balık doğduğumuz andan itibaren ilk yemeye başladığımız anda, muktedir olduğumuz ilk yemeye başladığımız andan itibaren bizim gerçekten beynimizle ilgili omega 3 içermesi nedeniyle çok faydalı bir etkiye sahip. Onun akabinde tabii ki keten tohumu diye nitelendirdiğimiz, buna bir de chia tohumu eklendi, tohumlar var. Bunun desteği olarak, buna destekleyici olarak da bizim ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar diye nitelendirdiğimiz tohumlar var. Yine aynı nedenle içeriğindeki omega 3 türevi vücudumuzda üretilmeyen elzem yağ asitlerini barındırdıkları için. Kuru baklagiller çok çok önemli bizim için. Kuru baklagiller hem yapısalarında karbonhidrat hem de protein içeriyorlar. Ve yüksek lifliler. Bu ne yapıyor? Bizim vücudumuzun aldığı proteini doğru şekilde kullanabileceği bir yapıyı oluşturuyor. Bu beynimiz için de çok çok önemli. Yine beynimizin işlevini sağlayacak içindeki vitamin ve mineralleri de oldukça yoğun. Kükürtlü sebzeler bizim için çok önemli, yine beyin işlevleri için. Yani brokoli gibi, lahana gibi, Brüksel lahanası gibi, pancar gibi, turp gibi besinler de yine beyin dostu besinlerimizin içinde. C vitamininden çok zengin besinlerden bir tanesi olan çilek ve diğer narenciye ürünlerimizden grapefruit, portakal, mandalina, limon. Yine C vitamininin hem kolajen dokuyu desteklemesi hem de çok yüksek antioksidan olması nedeniyle çok güçlü desteği var beynine. Tabii yine en doğru şekliyle zeytinyağını. Zeytinyağını çok yararlı diye fazla kullanmak yüksek kalori almamıza neden olacak bir şey. İçinde bunu salatalarda özellikle yemeğimize piştikten sonra ilave ederek ve mümkünse sızma olanını kullanarak, daha az işlenmişini kullanarak günlük hayatımıza tutmanızı öneriyoruz. Bir de süt grubu ürünlerin mümkün olan olduğunca az yağlı olanını ve içeriğinde doymuş yağ içerme olasılığı en düşük olanlarını seçiyoruz. Yani ne demek bu? İşte lor peyniri gibi kendimizin evde yağsız bir sütten kestirerek yaptığımız bir peynir gibi peynirleri özellikle tercih ediyoruz. Bunlar bizim kilomuzu
az tuttuğumuzda, bu besinleri, bu saydığım besinleri doğru şekilde aldığımızda, beyin egzersizlerini mümkün olduğu kadar yaptığımız, işte bulmaca çözmek gibi, yüksek sesle günün bir saatinde kitap okumak gibi, sosyal hayatımızı devam ettirmek gibi, mümkün olan şekli, mesela bir yabancı dili öğrenmek gibi ilerleyen yaşlarda, tüm vücut sistemimizi çalıştıracak bir dans öğrenmek gibi şeylerle desteklendiğinde yine Alzheimer'a yakalanma riskini azaltan dış unsurlar. Ama tabii bunda yine üstüne basa basa söylüyorum, bilimin daha detaylı incelediği ve bizim beslenme biliminin dışında kalan konular da var. Peki Alzheimer'a yakalandı bir yakınınız ve onun nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili tedirginlikleriniz var. Burada iki durum söz konusu. Hiçbir şey yemeyen, yaşadıkları depresif durum nedeniyle yemeyen ve yemeği reddeden bir grup var. Bir de çok fazla özellikle zarar verecek işte kızartma gibi şekerli tatlı şeyleri yiyen bir grup var. Burada sizin yapmanız gereken bu kişiye istediği besinleri en sağlıklı şekilde sunmaya çalışın. Eğer yemek çok fazla istiyorsa. Örneğin tatlı mı istiyor? Mümkünse içine şeker değil, hurmayla yapılmış tatlılar verin. Kızartma mı istiyor? Fırınlayarak verin. Bir patatesi kızartma edasıyla verin. Hiçbir şey yemiyor mu? İlk aklına gelen, çok sevdiği ve bahsettiği, zaman zaman bahsettiği besinleri onun önüne çıkarttığınızda o hiçbir şey yememekten uzaklaşacaktır. En azından küçük porsiyonlarla bile yese biraz sabır gerekmektedir. Yemesini sağlayın. Çünkü depresif durumla seyreden, yememeyi depresyonu yememeye çeviren bir seyirdeyse de sizin onu uğraşarak yedirmeye çalışmanız lazım. Çünkü zayıflaması bu mental problem nedeniyle onun için pozitif bir şey olmayacaktır. Ben her zaman şunu söylüyorum. İnsan beyni çok enteresan bir dizgileme içinde. Ve bu yapısı nedeniyle de çok şaşırtıyor bizi. Ama biz beslenmeyle, söylediğim bir takım sosyal etkinliklerle desteklersek ve bu işin içine sabrı katarsak, o insanları sevmeye ve yakın olmaya devam edeceğiz ve destek vereceğiz. Hepimizin başına gelebilecek bir şey bu bir durum. O yüzden de temennim odur ki her şeyi hatırlayacağımız, çok mutlulukları, sevinçleri, üzüntüleri, acıları hatırlayacağımız bir yaşamımızla hayata veda ederiz. Ama bunun aksi olursa da her zaman o insanların yanındayız. El birliğiyle hepiniz sağlıkla kalın, hoşça kalın.